İnşallah konuların hepsini anlatması çok iyi oldu. Çünkü bunların hepsini içeren işte vücuttaki bizim metabolizma dediğimiz ve o metabolik yolların hepsini, metabolik reaksiyonların hepsini içeren bir konudan bahsetmek istiyorum. Bunları bilim adamları araştırıyorlar ve nasıl tesadüfen şans eseri oluşamayacağını bize aslında bir araştırma sonucunda ortaya koymuş oluyorlar. Bunu biz bir New York şehrinin şehirleri, caddeleri, metro istasyonları gibi düşünebiliriz. Nasıl ki bir şehrin oluşturulması için çok önemli yollar, metro düzenli, apartmanların konumları, şekilleri, caddelerin şekilleri, yolları hep belirliyse işte vücudumuzun içerisindeki bütün metabolik faaliyetlerde de bu belirli. Yani tesadüfen reaksiyonlar oluşmuyor. Mesela Tokyo ve Paris'in metro istasyonunun resimleri var. Onlara baktığımızda ne kadar düzenli yolları olduğunu görüyoruz. Ekranda sırasıyla resimlere bakabiliriz inşallah. Aynı hücremizde de bu şekilde çok detaylı metabolik yolları olduğunu göreceğiz inşallah şimdi. Diğer resimlere bakabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi bu bir metro istasyonu değil. Bir şehrin planlaması da değil. Bu hücremizin içindeki metabolik yollar. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi birbiriyle düzenli olarak bağlantılı daha doğrusu. Bakın şimdi uzaktan bakıldığında çok kompleks ve birbiriyle bağlantılı belki de binlerce milyonlarca patika görüyorsunuz. Zaten metabolik patika demelerinin özelliği de burada. Fakat yakınlaştırdığımızda birbiriyle çok çok detaylı olarak bağlantılı. Bakın gördüğünüz gibi her birinin bir başkasıyla, bir başka kimyasal reaksiyonla bağlantısı var. Bir kimyasal reaksiyonda bir enzim kullanılıyorsa başka bir kimyasal reaksiyonda da o enzimin bağlantısı olabiliyor. Ya da diğer kimyasal reaksiyona bir başka molekül katılabiliyor. Ama hep birbiriyle bağlantılı. Bunların karışık olması demek hücrede faaliyetlerin yapılamayacağı anlamına gelirdi. Ama öyle değil. Son derece düzenli. Mesela glukozun glikozun parçalanması ile ilgili bir tane daha fotoğrafımız vardı. Yuvarlak, evet, bu gördüğünüz gibi. Bunda mesela doğrusal yollar var. Bu da başka bir çeşit. Burada glikozun parçalanma şeklini görüyorsunuz. Enzimler kullanılıyor. Ama hep bu patika izleniyor. Bu patika olmadığında evrimcilerin iddia ettiği gibi o tesadüfen oluşumlarla olsaydı glikoz parçalanamazdı. Bu düzende olması gerekiyor. İşte bu düzen olması bize Rabbimizin aklıyla, ilmiyle çok düzenli bir şekilde, akıllı bir şekilde şuurlu işlemler olduğunu vücudumuzda göstermiş oluyor. Başka resmimiz var mıydı bilmiyorum ama herhalde kardeşlerimiz de anlamışlardır inşallah. Hep son derece şuurlu ve akıllı sistemler hücremizde. Mesela protein sentezini anlatıyoruz. Proteinin sentezlenmesi için DNA'dan, genden bir kısım alınıyor. Bu da işte bu metabolik yollar içerisinde bir düzeni var. DNA'nın kopyalanmasını anlatıyoruz. RNA'nın işlemlerini anlatıyoruz. Aynı zamanda glikozun parçalanması. Yani vücudumuzda aklınıza gelebilecek, hücrelerin içerisinde aklınıza gelebilecek her detay bu metabolik yollarda mevcut ve hepsi birbiriyle bağlantılı, düzenli. Evet. Karma karışık olsaydı bunlar olmazdı. Hepsi maşallah, elhamdülillah çok yüce Rabbimizin üstün aklını bize gösteren bir delil.